Türkiye'de bir ilktir. Taraftarların bu tür bir konferans düzenlemesi. İnşallah biz bunu gelenek haline getireceğiz. Çünkü kentimizin çok büyük böyle kanayan bir yarası var. Özellikle uyuşturucu sorunu, işte fuhuş. Ve bu son dönemde gençliğin ciddi anlamda göç etmesi. Bunları dile getirmek için bir konferans düzenleyeceğiz. Halkımıza açık çağrımızdır. 18'inde Grand Park Düğün Salonu'nda sabah 9.30'da başlıyoruz. Endüstriyel futbola karşı, holiganizme karşı, işte Amespor'un ilkeleri, sevgi ve saygı şiarıyla yapılacak bir konferanstır. Çok değerli misafirlerimiz var, sanatçılarımız var. Halkın talebi neyse, halkın bizden beklentisi neyse o yönlü bir çalışma yürüteceğiz. O yüzden halkımızın orada olmasını istiyoruz. Bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey yapıyoruz. Konferansın 3 ana gündem maddesi var. Birincisi göç, ikincisi uyuşturucu madde kullanımı, üçüncüsü de Amet'teki tüm taraftar gruplarının birleşimidir. Şimdi göç son zamanlarda gençlerimizin toplumdan kaçarak yurt dışına gitmesi, daha sonrasında aileleriyle beraber gitmesi büyük bir soruna yol açıyor. Onun öncesinde uyuşturucu madde kullanımı kentimizde, bölgemizde çok küçük yaşlara indi. Bu bizim için çok büyük bir sorun oldu. Sonrasında da tüm Amet'teki taraftar gruplarının birliğini, beraberliğini anlatacağız ve tüm taraftar gruplarını da Amespor Taraftar Derneği çatısı altına bekliyoruz. Bu gündem maddelerini anlatacağız konferansta. Şöyle bir mesaj vereceğiz. İstenildiği zaman Amet'teki tüm gençlerin bir ara gelebildiği, Amet'te tek ses çıkarabildiği mesajını tüm herkese vereceğiz. Bundan sonra da tüm ailelerimizi buraya teşvik edeceğiz. Ailelerimiz de gelsin burayı görsün. Ailelerimizle birlikte yol yürümenin zamanı geldi. Bunu yapacağız. Şimdi bu konferans 4 ana başlık üzerinde başlatıldı. Biliyorsunuz özellikle pandemi sürecinden sonra şehirde ciddi anlamda uyuşturucuya karşı bir albeni oluştu. Bu ciddi halk bazında, ailesel bazında herkesi rahatsız eden bir durumdu. Gençlerimiz artık zehirlenmeye başladı. Birinci ana gündemimiz buydu. İkinci ana gündemimiz fuhuş. Üçüncü ana gündemimiz göç, beyin göçü. Yani eğer ki biz buna farkındalık yaratmasak, ses oluşturmasak 5 yıl sonra özellikle coğrafyamızda duruşlu, kitleli ve bilgi birikimi sahibi gençlerimiz yok olacak. Avrupa'ya gidecek ya da başka bir ülkeye iltica edecek. Bu bizi ciddi anlamda rahatsız etti. Çünkü bu bir gençlik yarasıdır. Sadece bizim değil, donanımlı vasıflı gençliğin yetişmemesinden ötürüdür. Dördüncü ana gündemimiz ise birlikti. Daha önce de açıkladık. Diğer iki arkadaşım da zaten bu konu hakkında bireysel olarak zaten bilgi verdiler. Biz çatı olarak zaten bireysel anlamda birleşmeyi gerçekleştirdik. Ki çatı bünyesinde Amet Spor, Diyarbakır Spor ve bütün futbol takımlarının daha önce taraftar gruplarında, taraftarlarında bulunan şahıslar, kişiler, kardeşlerimiz, abilerimiz birçoğu zaten burada yer almaktadır. Ama biz bu birleşmeyi tamamıyla grupsal bazda daha güçlü bir hal aldırmaya çalışıyoruz. Ve nitekim bunun da meyvelerini almaya başladık.